Eğitim bütçesi dediğiniz eğitimin iyileştirilmesi için ayrılan bütçe demektir. Bu bütçenin, soruyorum, neresi hangi öğrenciye, hangi öğretmene, hangi veliye değiyor? Bu bütçeyle üniversiteler nasıl bilim yuvası olacak? Nasıl bilgi üretecek? Ve bu bütçeyle okulların ısınma sorununu çözemezsiniz. Sınıfların fiziki koşullarını düzeltemezsiniz. Tuvaletlerinde, koridorlarında eğitime uygun sağlık koşulları sağlayamazsınız. Aidat parası veremediği için okul temizlemeye giden anneleri bu sömürüden kurtaramazsınız. Ancak ve ancak servis parası, kırtasiye parası diye ayın sonunu getiremeyen asgari ücretliye eğitimi yük haline getirirsiniz. İhtiyaç olan bölgelere öğretmen atayamazsınız. Ücretli ve sözleşmeli öğretmenleri kölelik koşullarında çalıştırmaya devam edersiniz. Eğitim emekçilerinin sosyal haklarını tanımaz, ücretlerinde hak ettikleri iyileştirmeleri yapamazsınız. Atanamayan öğretmenler sorununu bu bütçeyle çözemezsiniz. Dünyada teknolojik gelişmelerin hızı her geçen gün artarken siz bu bütçeyle okullara laboratuvar açamazsınız, içlerini teknik aletlerle donatamazsınız. Hele de kütüphaneleri bilimsel kaynaklarla, insanlığa ışık tutan eserlerle hiç dolduramazsınız. Ve siz bu bütçeyle engelli çocuklara kaliteli eğitimi hiç ama hiç sağlayamazsınız. Peki bu bütçeyle ne mi yapabilirsiniz? Bu bütçeyle yine PISA sınavlarında sınıfta kalırsınız. Uzay çağında her gün yeni bir gezegen keşfedilirken siz yabancı ülkelerin uydusu üzerine bayrak yapıştırıp hem yerli hem milli uydu diye hem kendinizi hem de milleti kandırmaya devam edersiniz. Ve bu bütçeyle vatandaşa söylenen şudur: Yemen'den içmenden kız kardeşim. Dolayısıyla sağlığından feragat et. Madem çocuk okutuyorsun az ye. Kolay mı çocuk okutmak? Üstüne başına da bir şey alma. İnsan gibi yaşama, ömründen ver, çocuğunu okut. Eğitime ayrılan bu bütçeyle vatandaşa söylenen tam da budur. Peki niye hep vatandaşı fedakarlık yapmaya çağırıyorsunuz? Mecbur ediyorsunuz. Madem öyle, siz yapın fedakarlığı. Mesela kolunuzdaki 700 bin liralık saatten, mesela Man Adası'ndan gönderilen vergisiz milyonlardan feragat edin. Siz yapmıyorsanız 15 milyara yakın vergi borcunu sildiğiniz yandaş patronlarınızdan paraları alın, eğitime yatırın. Tepesinden inmediğiniz milyonluk marak makam arabalarınızdan, uçaklarınızdan, oturduğunuz saraylardan vazgeçin. Eğitim anayasal bir haktır. Parmaklarınıza seslenmiyorum, yüreklerinize sesleniyorum. Bu bütçeyi tartışırken ve bu bütçeyi oylarken gelin hep birlikte yüreklerimizi koyalım ortaya. Bu defa parmaklar vicdan olmasın, bu defa vicdanlar parmak olsun. Ne dersiniz?